Tamam, tamam, tamam. Müdahale etmeyin, müdahale etmeyin. Normal etmeyin, müdahale etmeyin. Ramazan sonrası tatil sezonunun başlamasıyla boğulma vakalarında bir hayli artış var. Emniyetsiz bölgelerde denize girdikleri zaman boğulma tehlikeleriyle karşı karşıya kalıyorlar. Özellikle Karadeniz'e kıyısı olan plajlarda ölümlerin önüne bir türlü geçilemiyor. Sadece son 10 günde boğularak hayatını kaybedenlerin sayısı 50'yi geçince önlemler daha da artırıldı. Bölge altı ukat, jet destek. İşte az önce kuleden anons çekildi. Rip akıntısına kapılan bir vatandaş şu an canıyla boğuşuyor ve hemen jet ski ekibi karadan hareket etti. Zamanla yarış da başladı. Şu an kenarda yani sahilde ambulans da hareketli. Doktorlar da seferberlik ilan etti. Evet, bilinci kapalı vatandaşın şimdi denizden çıkarılıyor ve can kurtaranlar ilk müdahalesini yine kıyıda yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de Şile sahilleri başta olmak üzere gözünü denizden ayırmıyor. Arkadaşlar lütfen emniyet bariyerlerini geçmeyelim. Boğulma tatbikatı izleyenleri heyecanlandırdı. Başını sallar mısın? İyi, tamam, aracı alabiliriz. Geceliğin denize girmesinler, can kurtaranın mesai saatinden sonra denize girmesinler. Kalabalık sahillerde devamlı devriye atan ekipler sık sık yüzenleri uyarıyor. Lütfen emniyet bariyerlerini geçmeyelim. Fazla açılmamaya dikkat ediyoruz. Belirtilen bariyer, ip bariyerleri geçmemeye dikkat ediyoruz. İşte Şile sahiline tatbikat için geldik ama gerçek bir vakayla karşılaştık. Bir hanımefendi denizin içinde bayıldı ve can kurtaran ekipleri hemen acil müdahaleye başladılar. Tansiyonu düştü ya. Tansiyonu düştü değil mi? Boğulma evet, falan yok, bir vaka yok. Yok, bir şey yoktu, hayır. Sıcak mı çarptı acaba? Sıcak, herhalde sıcak çarptı, evet. Sıcak. 22 can kurtaranın çalıştığı Şile sahilinde geçen yıl olduğu gibi bu yılda kimse ölmedi. Geçen sene 2014 senesinde İstanbul genelinde 6 kişi hayatını kurtarıldı bu can kurtaran sayesinde. Şile plajlarında da 3184 kişi bu can kurtaran tarafından hayata döndürüldü.